Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan mini tarih deneme serimizin 27.si ile devam ediyoruz çalışmalarımıza. 27 soru, 27 deneme arkadaşlar. 270 soru yapıyor 10 sorudan. Oynatma listesi oluşturdum. Buradan eski denemeleri de sıradan isterseniz çözebilirsiniz. Faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel sorular var. Hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Günümüzde Yakut Türkleri olarak bilinen, şöyle diyelim, günümüzde Yakut Türkleri hangi Türk soyundan gelmektedir? Günümüzdeki Yakut Türkleri hangi Türk soyundan gelmektedir? Hun, Bulgar, İskit, Macar, Uygur. Hangi Türk soyundan gelmektedir? Kim? Yakut Türkleri. Cevabımız İskit olacak arkadaşlar. Günümüzdeki Yakut Türkleri İskit soyundan gelmektedir. İkinci sorumuzla hızlıca devam edelim. Gulam sistemini uygulayan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Gulam sistemini ilk kez uygulayan Türk devleti hangisidir? Gazneliler, Karahanlılar, Akşitler, Büyük Selçuklular ve Memlükler. Şıklarımız, cevabımız Gulam sistemini ilk kez uygulayan Türk devleti Karahanlılardır arkadaşlar. Karahanlılar olacak cevabımız. Üçüncü soru. Şehzadeyken katıldığı Frenk yazısı savaşından dolayı isminin başına ünvan alan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Şehzadeyken Frenk yazısı savaşına, Frenk yazısı çarpışmasına katılıyor. Bu savaştan ki başarısından dolayı veya faaliyetlerinden dolayı bir ünvan alıyor arkadaşlar isminin başına. Hangi padişahtan bahsediyoruz? Orhan Bey, 1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Mehmet, 2. Bayezid. Şıklarımız arkadaşlar, Frenk yazısı savaşından dolayı 1. Bayezid Yıldırım unvanını almıştır. Oradaki atik davranışlarından, hareketlerinden dolayı Yıldırım unvanı alarak Yıldırım Bayezid olarak tarihe geçmiştir. Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nde ilk kez denk bütçeyi hesaplayan devlet adamı kimdir? Osmanlı Devleti'nde ilk kez denk bütçeyi hesaplayan devlet adamı kimdir? Ne zaman oluyor bu? Duraklama döneminde oluyor. Duraklamanın nedenleri araştırılıyor artık. Ve orada ilk kez denk bütçe hesaplanıyor. Kim tarafından? Çandarlı Halil Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Koçi Bey, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? İlk kez denk bütçeyi hazırlayan devlet adamı Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. Ne zaman? Duraklama döneminde. Peki hangi padişah döneminde derseniz de 4. Mehmet dönemi arkadaşlar. Duraklama döneminde 4. Mehmet döneminde Tarhuncu Ahmet Paşa ilk kez denk bütçeyi hazırlamış. 5. sorumuz. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan'a ait değildir? Hangisi Mimar Sinan'a ait değildir? Hüsreviye Camii, Haseki Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sultanahmet Camii, Selimiye Camii. Bakalım arkadaşlar şıklara. Hüsreviye Camii. Mimar Sinan'ın eseridir. Halep'te yapıyor arkadaşlar bu camiyi. İlk eseridir. Halep'te ilk eseridir Hüsreviye Camii. Haseki Camii yine Mimar Sinan'ın. Bu da İstanbul'daki ilk eseridir. İstanbul'daki ilk eseridir. Sokullu Mehmet Paşa Camii yine Mimar Sinan'ın. Selimiye Camii yine Mimar Sinan'ın ustalık eseriydi değil mi? Ustalık eseri. Sultanahmet Camii olacak cevabımız. Sultanahmet Camii kimin eseriydi? Sedefkar Mehmet Ağa'dır arkadaşlar. Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Devam edelim. 6. sorumuz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Osmanlı Devleti'nde rejim değişmiştir? Hangisiyle rejim değişmiştir Osmanlı Devleti'nde? Senedi İttifak, Islahat Fermanı, Kanuni Esası, Tanzimat Fermanı, Halepa Fermanı. Şıklarımız bunlar arkadaşlar. Hangisiyle rejim değişiyor? Cevabımız Kanuni Esası olacak. Kanuni Esası neydi? Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası. Böylece meşruti yönetime geçilmişti arkadaşlar. Devam edelim. 7. soru. General Trikopis hangi savaşta esir alınmıştır? General Trikopis hangi savaşta esir alınmıştır? Trikopis kimdi arkadaşlar? Yunan başkomutanı. Hangi savaşta esir alınıyor? Büyük Taarruz, Sakarya, Eskişehir, Kütahya, 2. İnönü ve 1. İnönü şıklarımız. General Trikopis, Yunan başkomutanı Büyük Taarruz'dan sonra, Büyük Taarruz esnasında esir alınmıştır arkadaşlar. Büyük Taarruz'da esir alınmıştır. Cevabımız A şıkkı. Devam ediyoruz hızlıca zaman kaybetmeden.
Gediz taarruzunda başarısız olduğu için Batı cephesi komutanlığından alınarak Moskova'ya elçi olarak gönderilen kişi, devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu tekrar okuyorum arkadaşlar. Gediz taarruzundaki başarısızlığından dolayı Batı cephesi komutanlığından alınmış ve Moskova'ya elçi olarak gönderilmiştir. Aradığımız kişi kimdir? İsmet Paşa, Refet Bele, Ali Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Fevzi Çakmak. Şıklarımız, cevabımız arkadaşlar Gediz'deki başarısızlığından dolayı Batı cephesi komutanlığından alınan Ali Fuat Cebesoy'dur. Nereye gitmiş? Gönderilmiş. Moskova'ya elçi olarak gönderilmiş. Peki boş kalmadı bu cephe. Yerine kim geldi? Yerine ise arkadaşlar İsmet Paşa ile Refet Bele getirildi. Böylece Batı cephesi ikiye ayrılmış oldu. Bu ikisi Ali Fuat Cebesoy'un yerine ikisi geldi ve Batı cephesi ikiye ayrılmış, ikiye bölünmüş oldu. Devam edelim. Dokuzuncu sorumuz. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi Atatürk ilkesini programın almamıştır? Serbest Cumhuriyet Fırkası ne zaman kurulmuştu? 1930 yılında. Hatta Atatürk'ün izni bilgisi dahilinde Atatürk'ün isteğiyle kurulmuştu. Hatta Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan da vardır arkadaşlar. Makbule Atadan. Burada Atadan Makbule Hanım'ın soyadı. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi Atatürk ilkesinin programını almamıştır? Halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, laiklik, inkılapçılık. Arkadaşlar cevabımız CHP'nin o zamanki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın devletçi ekonomi politikalarına karşılık Serbest Cumhuriyet Fırkası daha liberal bir ekonomi politikası uygulamıştır. Dolayısıyla devletçilik olacak cevabımız. Devletçilik yoktur Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın programında. Ve geldik son soruya arkadaşlar. Çağdaş Dünya tarihinden son sorumuz. Hayat sahası politikası aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Hayat sahası politikası hangi ülke ile ilişkilendirilebilir? İtalya, Çin, ABD, SSCB, Almanya şıklarımız arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? İtalya, Çin, ABD, SSCB, Almanya. Hayat sahası politikası. Cevabımız Almanya'dır arkadaşlar. Cevabımız Almanya. Hayat sahası politikası ne dersiniz arkadaşlar? Almanca konuşulan nüfusun yani Almanca konuşulan insanların olduğu yerlerdeki toprakların Alman topraklarına yani Alman devletine katılmasıdır. Biraz bizim Turancılık fikrine benziyor arkadaşlar. Almanca konuşulan nüfusun olduğu yerlerdeki toprakların Alman devletine, Alman topraklarına katılması görüşüdür. Bu şekilde arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.